Ben Gaziantep'ten Antık Hacı Hanefi Baba. Bu gördüğünüz anahtarlar sonradan yapılma. Şu bir Roma tipi hançer, yeni yapılma. Bu gene Roma hançeri, ama yeni. Bunu eskidirsen antika görünümlü olur. Şu şekil olur. Parlak olursa bu şekil olur. Yani bunlar turistik amaçlı eskitme eşyalarımız. Bunun içinde eski eşyalar da var. Mesela şu bir Avrupa Fransız bir tarazi, 78'en yıllık. Şurada bakır eşyalar, 100-150 yıllık Osmanlı dönemine denk gelen bakır eşyalar bulunuyor. Genellikle şunlar Fransız, antika saatler 1850 yapımı. Şunlar Osmanlı, antika duvar saatleri. Bunların alımı satımı serbesttir. Neden serbesttir? Çünkü bunda her evde, her yerde, her iş yerinde bulunan eşyalar. Şunlar gramofon, 100 yaşında gramofon. Şu İran sinisi dediğimiz 150 yaşında bakır tepsi ve sini olaraktan kullanılmıştır. Şunlar, şurada bir terazimiz var, köy işi. Avizelerimiz var, 50-60 yıl. Kapı tokmaklarımız var, kapılardan çıkma, 100 yıl, 150 yıllık. Bunların kaçakçılığı olmaz. Bunlar her yerde, her kapıda bulunan şeyler. Biz bunları toparlıyoruz, temizliyoruz. Geri eski ev yapan ve ilgili olan kişilere satıyoruz. Ya da özel müze yapanlar gelip bizlerden bunları toparlıyorlar. Şunlar Osmanlı şamdanlı, 150 yaşlarında şamdan. Bunların yurt içi ve yurt dışı alımı, setim, satımı serbesttir. Ama antikacılık dediği zaman adam hemen alına kaçakçılık geliyor. Öyle dava yok. Mesela ben çocukluk mesleğim bu. Babamdan kalma bir meslek sayılır. Biz babamla köyleri çerçiken gezerdik. Kurda toplardık. Köylü ne bulmuşsa yiyecek karşılığında, giyecek karşılığında bize satarlardı. Şunlar da sonradan yapma turistik amaçlı zikkeler. Bu zikkeleri müzelerde yapıp müzelere gelir olsun diye satıyorlar. Sonraca bazı müzelerde ona tarih eser değeri biçiyor. Kendiler yaptıklarını, mesela Hatay Müzesi yapıyor, Urfa Müzesi tarih eser diyor. Gaziantep Müzesi pişmiş torpak yapıyor, Hatay Müzesi eski diyor. Yani müzelerde bilinirliğini iyi bildirmemektedir, bilgilendirmemektedir. Yani onu alan vatandaşlara bir yolda götürürken aramada zorluk çıkarırlar. Şu bir Gaziantep yapımı Yunan tipi bir miğfer. Adam bunu geliydi ki kaç yıllık. Ya bu kaç yıllık yok ki, Gaziantep'te yapılmış antika amaçlı turizma yapılmış bir şey. Bunu adam uçakta götüremiyor. Tarihi eser diye adamın yanından alırlar. Polis çağırırlar. Müzeci çağırırlar. Müzeci arkeolog bilmediği kimi, tarihi eser dediği kimi bu adamın mahkemesi 5-6 sene sürüyor. Adam mağdur oluyor. Satıcı mağdur oluyor. Yani bu bakırdan yapılma. Bir ustamız bunu 3 günde 4 günde yapıyor dövme olaraktan. Gaziantep ustalarının mesleği budur. Turizm işi, turistik eşya yapmak, yurt dışına salmak, yurt içinde satılmaktır.
Yani Gaziantep'in merkezi, tarihi, turistik eşya yapmakta merkezi bir yerdir. Onun için bunlar tarihi eserden ilgisi yoktur. He, 200 yaşarsa 3-500, 200 yıl sonra tarihi eser olaraktan işlem görür. Buradakiler de gene öyle. Bizden bazı kişiler eşeği aldığında faturasını kesmeyi unutursa ya da almayı unutursa ya da yanında götürmezse adam havalanda bırakmıyorlar tarihi eser diye. Adama işlem uyguluyorlar. Yani tarihi eser o kadar yerden çok tarihi eser bulunmaz ki. Türkiye'de şu an tarihi eser diye satılan eşyalar üçkağıtçılar ve kaçakçıların elindeki eşyalar %95'i taklittir. Bunları zaman zaman yurt dışına götürürken yakalıyorlar. Yakaladıkları eşyaların arheologlar da buna tarihi eser biçtiği için %95'i taklit eşyalardır. Bire bire yapılmış, orijinaline uygun yapılmış, turistik amaçlı yapılmış eşyaları yurt dışına çıkarırken yakalıyorlar. Yani sözüm mesela ben Gaziantep'te turistik eşyanın her çeşidini yaparım. Çünkü diviz gelsin, turistim olsun, gelir olsun diye. Mesela size gösteriyorum. Şu bir bronz tabak. Taklittir. Ortasında Roma figürü vardır. Ben bunu burada ağırlığına göre 200 liraya, 250 liraya, bu 3 kiloya ağırlığında gelir. 2-3 kilo ağırlığında. 300-350 lira bunun bir sermiyesi bulunmaktadır. 350 liraya, 400 liraya da satıyoruz. Bu bir Roma tabak olsa 10 bin dolar yapar. Bunun gerçeği yoktur. Bundan bulamazsınız. Ancak kafadan öğretilir, çizim yapılır, yenisi yapılıyor. Onun için tarih eserden ilgisi yoktur. Ama ortasındaki figür Roma'ya aittir. Tabak Roma tipidir. Ama aslında böyle bir şey de yoktur. Gene bir Yunan tabak yapılmış tas. Böyle genellikle aslı böyle bir şey yoktur. Bu turistik amaçlı yapılmıştır. Arkasındaki figürleri de anlarsa Roma figür, Roma para, Hitit bir resim, karışık figürlerden yapılmış turistik amaçlı olduğu bellidir. Ama buna da tarihi eser yakaladıkları zaman diyorlar. Ondan sonra adamın mahkemesi 3-5 sene sürüyor. Adamını turistik olsun diye hoşuna gelmiş, buradan almış. Yolda da otobüste aramada olduğunda adam derdini anlatamıyor. Şu da gene bir Yunan yapımı görünümlü bir sahan. Taklittir. Eskitmesini biz yapıyoruz. Şu parlak olursa şunu kumu kimse almıyor. Adam eski görünümlü olduğu için hoşuna gidiyor. Buna 200 lira verir alıyor. Bu da orijinal olsa 20 bin dolar eder. Ama öyle bir orijinal yok. Yani söylediğim gibi Türkiye'de dünyada satılan eşyanın %95'i taklittir. Taklit olduğu için çok müzecilerimiz de bunlara tarihi eser değeri biçmekteler. Yani şu bir Osmanlı sarıdan yapılmış tura. Bu orijinal olamaz. Çünkü bu sonradan yapılmış bronzdur. Sarıdır. Yani eskideyken bronz oluyor. Sarı siyahleşirse bronzlaşıyor. Yani bronzla sarının arasında bir fark yoktur. Bakır da olsa siyahleştiği zaman, şöyle şu rengi aldığı zaman bronz deniyor. Yani bronz demek ne demek?
sarının içine kurşun katıldığında yumuşak tutsun diye, usta çalışması kolay olsun diye bronz deniyor. Yoksa hepsi sarı pirinçten yapılmış, bakırdan yapılan malzemeler.